Bildiğimiz gün diyebiliriz. Uzunca bir süredir bu sürecin, aşılama sürecinin başlamasını bekliyoruz. Bu kararları, bu sıcak gelişmeyi konuşacağız. Değerli bir konuğumuz olacak bu noktada. Profesör Doktor Kemalettin Aydın bu süre zarfında hep bize destek oldu, bilgilerini paylaştı. Bir kez daha bugün bizimle birlikte. Sayın Aydın, hoş geldiniz yayınımıza. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Şimdi hem acil kullanım onayı geldi, sıcak bilgi, hem de arkasından bilim kurulu toplantısı gerçekleşiyordu bu esnada ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da ilk olarak örnek olması açısından aşıyı olacağını, bilim kurulu üyeleriyle birlikte olacağını açıkladı. Bu gelişmeyi nasıl değerlendiriyorsunuz? Tabii biz salgının bittiğini asla söylemiyoruz bununla birlikte, ama salgınla mücadelede artık hangi evredeyiz ülke olarak? Evet, bunu hayırlı olsun diyerek başlamamız gerekiyor. Aylardır tünelin ucundaki ışık nerededir, ne kadar yakınız derken aslında bugün aşılamanın başlıyor olması Türkiye'de önemli bir rahatlamaya neden olacaktır. Çünkü hem toplumsal immünizasyonla hem de aşıyla, bağışıklıkla çok ciddi kronik hastalıkları olan ileri yaştaki insanlarımızın ağır ve ölümcül olan klinik tablolarını %100'e yakın oranda engelleyecek bir aşılama sistemine giriyoruz. Bu da bize bu sürecin yönetilmesinin oldukça başarılı geçmiş olduğunu, inşallah devam eden dozlarla da geldiğinde risk grubundaki bütün popülasyonu aşılayarak Türkiye rahat bir nefes alacaktır bahara doğru. Hı hı. Sayın Aydın, şimdi vaktimiz kalırsa aşılama sürecinden aslında mücadeleyi nasıl etkileyeceğini, neler beklediğimizi ve yine bu süreçte dikkat etmemiz gerekenleri konuşmak isterim. Oldukça önemli olduğu kanaatindeyim. Sizin de görüşlerinizi alacağım, ama Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın bu acil kullanım onayı çıkar çıkmaz aşı olması, bilim kurulu üyeleriyle birlikte aynı zamanda devlet büyüklerinin de ilk etapta aşılanmasının örnek teşkil etmesi açısından doğru ve uygun bulunduğunu açıklamasını nasıl değerlendirmek gerekiyor? Aşı sürecine vatandaşlarımızdan da destek bekliyorum dedi. Bu konuda örnek olunması neden önemli? Biz aslında aşıyla ilgili hep soru işaretlerini de sizinle konuştuk, ama ikna etmek için, gönüllü bir şekilde aşı olunmasını sağlamak için neler yapmak gerektiğini de konuşalım. Evet, teşekkür ederim. Çünkü bir grup var, bu önemli bir oranda yoğun olan bir grup, aşı olmaya taraf olan bir grup. Çok az bir grupta aşı karşıtı bir grup var, ama arada bir tedirgin grup var. Bu tedirgin grubu siz doğru bir algı ve bilgilendirmeyle yönetmezseniz o çok az olan aşı karşıtlarına doğru meylederler. Böyle bir durumun yönetimi açısından da ben başta TRT'ye ve tüm ana akım medyaya teşekkür etmek istiyorum. Çünkü salgın sürecinde gerçekten kamuoyunu bilgilendirme adına çok iyi bir yolda, çok başarılı geçti. Sağlık otoritesi de aşıya kullanım onayı verdi bugün. Kullanım onayı vermiş olduğu bir aşıyı ilk önce kendilerinde deniyor olması, bilim kurulu üyeleriyle beraber deniyor olması ve uygulamaları toplumu yönlendirme ve bilgilendirme açısından en azından birçok endişelere sahip insanların endişelerini ortadan kaldırma açısından çok kıymetli ve çok anlamlı. O nedenle yürekten tebrik etmek ve teşekkür etmek istiyorum. Ama bir not daha diyelim ki faz 3 çalışmalarına Türkiye'de bu konuyla ömrünü vermiş sağlık çalışanlarından 1200 gönüllü, bunlardan birisi de benim, 1200 gönüllü aşının faz 3 çalışmasına katılarak topluma bugünkü sonuçları değerlendirmek ve bugün elde ettiğimiz verilerle kullanım onayı verilmesini sağlamakta emek sarf ettiler. Yani şudur, 1200 sağlık çalışanı tedirginlik duymadan aşısını olmuş ve bugüne geldik. Bugün de Sayın Bakan, yine Sayın Cumhurbaşkanımız da belirtti bunu, yine Sayın diğer devlet büyükleriyle bu bilime karar veren, aşıya onay kararı veren bilim insanlarının da aşı olması topluma, bana, benim kanaatimce çok büyük bir örnek. Hı hı. Toplum buradan bütün soruların cevaplarını bulabilir. Hı hı. Sayın Aydın, şimdi Sağlık Bakanı'nın yine açıklamalarında önemli satır başlarından biri de bu sürecin, aşılama sürecinin çok şeffaf şekilde yürütüleceği, yine uygulamalar üzerinden kodlarla net bir şekilde takip edileceği ve Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği öncelik sırasının da asla dışına çıkılmayacağı ile ilgili de aslında kalın harflerle bu noktaların altını çizdi. Bu sürecin şeffaf şekilde yürütülmesi neden önemli?
Bu şu açıdan çok önemli. Bu şekilde de yönetilmesi açısından da hakikaten alkışlamak gerekiyor. Çünkü burada bir karanlık noktalar olursa çok az sayıda olan aşı karşıtlarının ya da negatif propaganda amaçlı konuşan insanların ya da toplumu yönlendiren insanların eline fırsat vermiş olursunuz. Çünkü bu toplum daha önceki hayatlarında alışmışlar. Böyle bazen telefon ya da bazı insanları araya koyarak hak etmediği halde bir sonuç elde etme alışkanlığı olan bir durum. Acaba aşıda da bu olabilir mi diyerek endişeleri duyan birisi, Sayın Bakan'ın bir web sayfasıyla açık bir şekilde herkesin takip edebileceği ilan edilen 1, 2, 3, 4 evreli topluma yönelik olarak aşılanmanın dışında hiçbir kimseye aşılanma yapmayacağını ilan etmesi hem şartları zorlama nedenini ortadan kaldırır insanlarda hem de sistemin güvenle yürümesine, güvenle yürüyen bir sistemde de kendisinin de günü geldiğinde hak ettiği aşısını alabileceğine inanması bu süreci yöneten otoriteye güveni anlamında büyük değeri var. Otoriteye güven, aşıya güveni de ve aşı yaptırmayı da artıracaktır. Bu hamlede bilim kurulu açısından, Sayın Bakan açısından yine devlet büyüklerimizden bu şekilde topluma örnek olma açısından aşı olacak. Herkesi yürekten tebrik ediyorum. Evet, Sayın Aydın konuşmaya devam edeceğiz. Değerli bir konuğumuz daha katılacak bize bu noktada. Profesör Doktor Sıla Akan da bizlerle birlikte, enfeksiyon hastalıkları uzmanı. Sayın Akan, size de hoş geldin demek istiyorum. Ve hemen aslında biz Sayın Aydın'la konuşurken tünelin ucundaki ışığın net bir şekilde, hep bu süreçte konuştuğumuz o ışığın net bir şekilde göründüğünü ifade etti. Siz aşılama sürecinin başlamasını, bugün işte Sağlık Bakanı ve Bilim Kurulu üyeleri aşı olacak. Yarın itibariyle de 3 milyon doz aşının uygulanması tüm Türkiye'de başlayacak. Bu süreci, koronavirüsle mücadele sürecinde nereye koyarsınız, nasıl değerlendirmek lazım? Duygu ve görüşlerinizi almak isterim ilk etapta. Teşekkür ederim. Bence de çok güzel bir haber. Çünkü aşılamayı çok heyecanla bekliyoruz. Zaten biz çalışma kapsamında Koca Üniversitesi'nde faz 3 çalışmalarını da yapmıştık. Ve 760 gönüllü katılmıştı bizim üniversitemizde. Oradan da zaten daha fazla hep hekimler başvurmuştu. Sağlık çalışanlarından çok talep olmuştu. Ve şimdi de gene herkesin buna aynı şekilde canı yürekten katılacağını görüyorum. Çünkü zaten heyecanla beklenen bir şeydi. Ve aşıyla başka türlü, aşı dışında bir şeyle bunun durduramayacağımızı da biliyoruz. Bir an önce zaten altyapı da hazırlandı hastanelerde. Ve bir aşının da gelmesiyle artık herkes başlayacak. Biz bir kısmına önceden başlamıştık. Sağlık çalışanları olarak da gönüllü olmuştuk. Ama bunun dışında şimdi gene sağlık çalışanları devam edeceğiz. Ve ondan sonra sırayla herkes aşılanacak. Sayın Akan, şimdi bu süreçte aslında aşıya gönüllü olarak ikna olmanın ne kadar önemli olduğunu Sağlık Bakanı da aktardı. Biz de defalarca bu konuyla ilgili yayınlar da yaptık ama burada bir tereddüt eden kesim var. O tereddütü, endişeyi gidermek için örnek olmak evet çok önemli. Devlet büyüklerinin de öncelikli olarak aşılanması, örnek olunması açısından uygun bulundu, kararlaştırıldı. Bunun yanı sıra o endişelerin sebebi nedir? Biraz bunu konuşalım ve o endişeleri gidermek için aşıya biraz daha gönüllülük esasına dayalı katılımı arttırmak için neler yapılabileceğini konuşmak da zannediyorum çok önemli. Evet tabii. Şimdi Kemalettin Hoca da ben de enfeksiyon hastalıkları uzmanıyız ve hani aşıya en çok inanan ve bunun içinde yaşayan insanlarız sonuçta. Ve o yüzden de çok zaten hani böyle bir beklentimiz de çok fazla, buna yürekten inanıyoruz. Aşı karşıtlığıyla ilgili olan başlayan ve şu güne kadar gelen ve aslında bir yere de oturtamadığımız açıkçası durumu biraz daha belki bu pandemide daha net yaşadık ve biraz daha aşının gerekliliğini ve bizim için gerçekten çok önemli bir yerde olacağını, hele aşının bulunmasıyla birlikte, birçok aşı çeşidinin de karşımıza çıkmasıyla birlikte ortaya çıktı diye düşünüyorum. Artık aşı karşıtlığının çok fazla belli bir temele oturmadığı için, yani bize getireceği yarar her zaman için, yani tıpta hiçbir zaman hiçbir şey %100 bir etkili ilaç olsun ki %100 etki olsun, bir aşı olsun ki %100 etkili olsun, böyle bir sonuca ulaşmadan hep artıları daha çok neredeyse oraya doğru yönelerek ilerliyoruz. Yani biz tıptaki her hekimin yapmaya çalıştığı bilgiler ışığında, bilimsel bilgiler ışığında hangisi daha pozitifse, bize hangisi daha fazla yarar sağlayacak. Sayın Akan, bir virgül koymak durumunda.